Bu Burak değil mi? Arabasına ne olmuş? Çok sağ olun abi ya. Allah razı olsun. Ne demek birader, insanlık görevimiz. İyi günler. İyi günler. Dur bakayım. Burak? Canım ne oldu? Sorma hayatım. Araba bozuldu. Tekledi tekledi. Az ileride yolun ortasında kalıverdi. Ne yapacaksın? Tamire falan mı götüreceksin? Vallahi bilmiyorum hayatım. Gına geldi artık. Binmek bile istemiyorum. İki günde bir yolda bırakıyor. Öteki arabam ne güzeldi. İkinci el alınca böyle oluyor tabii. Bir ara yenilemek lazım ama... Neyse. Sen nasılsın? İyiyim. Ben seni görmek için gelmiştim. Geç kalınca da çok merak ettim. Hasta falan oldu zannettim. Ya bu araba hasta etti beni. Bak ne diyeceğim. İstersen bir de ben bakayım. Ne dersin? Yok artık, daha neler. Gerçekten ben bu işlerden anlarım. Sağ ol hayatım. Zaten iyice soğudum bu arabadan. Satabilirsem satacağım. Satamazsam da koyacağım evin önüne. Çürüsün gitsin yollarda. Beni çürüttüğü gibi. Tamam, sen bilirsin. Hem zaten İstanbul'da araba sahibi olmak da bir dert. Park yeriydi, o suydu, bu suydu derken bir sürü dert. Ne gerek var? Şöyle üç vasıtı değiştirip otobüste gelmek varken. Anlaşılan Burak bu araba işine çok bozulmuş. En iyisi onun hoşuna gidecek bir sürpriz yapayım. Burak. Efendim? Şuradaki arabayı görüyor musun? Lacivert olan. Hı hı. Evet, ne oldu? Ben o arabayı müvekkilimden vekalet ücreti karşılığında aldım. Gerçekten mi? İşlerin iyi desene. Fena değil. Fena değil hali bu mu? Ya işte lafın gelişi öyle söyledim. Bak ne diyeceğim, çok iyi bir fikrim var. Sen bu arabayı kullan, hem ben pembe olanı zaten çok seviyorum. Bu da boşta durmamış olur, ne dersin? Teşekkür ederim Selena. Avukatlar kadar iyi kazanmıyor olabilirim. Ama sadaka alacak kadar da kötü değil durumu. Sadaka mı? Ama ben sadece sen üzülüyorsun diye dedim. Lütfen Selena. Bu konuyu kapatalım lütfen. Ama Burak ya ben... Başka bir şey yoksa derse geç kalacağım. Hayatım yapma lütfen. Hem ben seni üzmek için değil ki. Yanlış anladın. Sen hala evlilik hayalleri kur oğlum. Kızın bir dava karşılığı aldığı arabaya bak. 5 senelik öğretmen maaşıyla alabilir misin acaba bu arabayı? Şunun çirkinliğine bak ya. Bu kız da ne buluyor anlamıyorum. İrem Su, bir bana bak bir de şu... Hangimiz daha güzeliz? Lütfen objektif ol. Sen tabii canım. Sorduğun soruya bak. Değil mi? Peki hangimiz daha zenginiz? Sen tabii. Kötülük desen zaten elime kimse su dökemez. Peki Ozan neden Selin'i tercih etti o zaman? Ya sana ne ya, sana ne? Sen kendi işine baksana. Benim yerime niye düşünüyorsun anlamıyorum. Ozan Selin'i tercih etti diye bana ne kızıyorsun ki Kıvılcım? Belli ileride evlenecekler işte. Dilara kızım bunalıma sokma beni. Ozan bir kere bana aşık, Selin'e değil. Aa tebrik ederim Kıvılcım. Selin oh canıma değsin hoştu. Dilara. Ya ama Selin'cim yarın Türkçe sınavımız var. Olsun akşama doğru çalışırız. İyi de geçen geometri sınavında da böyle yaptık. Sonra sınav çok kötü geçti. Demek benimle vakit geçirmek istemiyorsun Ozan. Öyle şey olur mu hiç Selin'cim? Ne demek senle vakit geçirmek istemiyorum falan? Öyle şey olur mu aşkım? Neden sen vakit geçirmek istemediğini söylüyorsun? Hiç konuşma Erdem. Ne oldu kanka? Abi yarın matematik sınavım var. Ders çalışmak istiyorum diyorum, trip yapıyor bana. Aynen. Selin. Bizim de ilgiye ihtiyacımız var ama. İyi de Selin'cim daha önümüzde görüşmek için uzun uzun vakit var. Hem hep sen bana böyle yapardın ders çalışalım ders çalışalım diye. Tabii hanımefendinin ilk sınavları iyi geçti, şimdi bizi zorluyorlar. O zaman hiç görüşmeyelim. Evet, o zaman sizi derslerinizle baş başa bırakalım sınavlarınızı bitirinceye kadar. Değil mi Leyla? Selin. Leyla. İyi iş yaptın değil mi? Ben ne yaptım abicim, ben ne yaptım? Sürekli ders çalışalım, ders çalışalım diyen benim sanki.
oturun çocuklar, oturun, oturun. Ay şunların çirinliğine bak. Her birinizi çıtır çıtır yerim ben. Çocuklar, bir reklam çekimi için aranızda 3 adet öğrenci ihtiyacım var. Yalnız para vermeyecekler. Doğudaki aç kardeşleriniz yararına yapılacak bir reklam çekimi. Siz ikiniz. Biz mi? Evet. Siz ikinizi seçtim. Hatta yanınızda o Daltonların küçüğü var ya, yaramaz yıvıracak. Onu da alabilirsiniz. Yalnız doğudaki aç kardeşlerinizi unutmayın Emi evladım. Madem öyle, olur o zaman. Peki. İsimlerinizi ve de ev telefonlarınızı çoktan verdim zaten. Hadi bakalım, iyi dersler.